Cumartesi sürprizi tüm hızıyla devam ediyor. En güzel hamam şarkısını kim söyledi? Hamamın en güzeli kim? Hamamın en komiği kim? Ve şimdi sırada ekranların ve sinemanın yıldızlarının unutulmaz hamam sahneleri var. Adile Naşit mi? Şener Şen mi? En güzel hamam şarkısı kimin? Bağırdım babamış. Antep'in hanımları. Hülya Avşar mı? Hande Erçel mi? Hamamın en güzeli kim? Söylemediğini bırakmadı ki Ahmet abi. Beni sütüklülüğü kaldı ve ipsizliği. Çıksa İstanbul düzüne. Artist fikri mi? Tosun Paşa mı? Hamamın en komiği kim? Bu yağlı güreş de çok yağlı oluyor canım. Ne konuşuyorsunuz lan? Şehrin en temiz ayıları. Ekranların ve sinemanın unutulmaz hamam sahneleri. Hamam denince akla bu sahne gelir şüphesiz. Tosun Paşa filminden Adile Naşit'in hamam atışması unutulmaz. Okurlardan okuraya çiçek sıçradım. 45 yaşında Adile de hanım kekte tartlaşmış. 45 yaşında Adile de hanım kekte tartlaşmış. Yine Tosun Paşa'dan bir hamam sahnesi. Bu kez başrollerde Şener Şen ve Kemal Sunal var. Ben sana ne dedim? Ah yandım. Ne dedin? Hani Leyla Hanım'ı bana isteyecektin? Ah! Ha? Allah! Ah! Ah! Ne vuruyorsun Tosun'a? Yok vazgeç. Ne demek vazgeçtim? Vallahi Lütfücüğüm, düşündüm. Sen ay düşünemezsin. Leyla ile evlenmeye karar verdim. Ne diyorsun lan sen? Şener Şen ve hamam denince akla erkek güzeli Sefil Bilo filmindeki bu hamam türküsü gelir elbette. Antep'in hanımları, dikileri külhanları. Antep'in hanımları, dikileri külhanları. Aman melek. Müsaade var mı ağam? Bilo, sen misin canım? Biraz da güzeller. Nurgül Yeşilçay'ın Yedi Kocalı Hürmüz filmindeki şarkılı türkülü hamam sahnesi unutulur mu? Hava bulutlandı, şimşekler çakacak. Kadınlar damlarda seyre çıkacak. Derler ki bu gece yatsıdan sonra sen yağmur göster yağmur göster yağmur gibi hep yağmur. Vizontele filminde Cem Yılmaz'ın oynadığı artist Fikri karakterinin hamamdaki diyalogları unutulmazlar arasında. Uzun boylu artist var mı? Neydi o? Tarık Akın. Tarık Akın. Mesela o kadar uzun boylu değil. Benim buram geliyor. İstanbul'da gördüm. Sinema işte bunlar. Yine bir hamam güzeli. Hülya Avşar'ın Çil Horoz filmindeki hamam sahnesi de es geçilemez. Ağzıma tıkadı. Sokakta mı? Kim bilir daha neler oldu da haberimiz yok. Haşlat suyu sırtıma döksün. Hiç hesap yok vallahi sende. Kız anlatsana be. Ayten, güzel Ayten dedi. Ölüyorum senin için dedi. Öldürsün sen. Beni ne yapacağım demedin mi? Kız ağzını sen safa söylesene ne dedi? Anlatınca vuruyorsun ama Sultan abla. Sakin iskence seni de be. Dur da anlatsın. Muhteşem Yüzyıl dizisinde hamama ilk olarak Hürrem Sultan yani Meryem Uzerli girmişti. Bir güzel kavga çıkmıştı hamamda. Ver beni be kadın. Hayvan mıyız?
Kurbanı Sultan yani Merve Bol Uğur da dizide hamama giren güzellerden. Hani küçük bir tekne olur. İçine sıcak sabunlu su koyarlar. Sonra içine girer yıkanırsın. O ne biçim şey öyle? Durgun suda yıkanılır mı hiç? Bir kere tiri akmaz vücuttan. Beğendik'te birçok sarayda hamam teknesi bulunur. Sıcak suda oturur rahatlarsın. Bir dönemin sevilen dizisi İlişki Durumu Karışık'ta da Kızlar Hamamı sahnesi vardı. İşte o sahneden enstantaneler. Bağa girdim, bağ budanmış, bağ bülbül dağdanmış. Bağa girdim, bağ budanmış, bağ bülbül dağdanmış. Koskocası Tarcan Efendi de kimlere aldanmış. Koskocası Tarcan Efendi kimlere aldanmış. O kurnadan bu kurnaya çirkef sıçramış. O kurnadan bu kurnaya çirkef sıçramış. Kısacık boyuyla da Ayşegül Hanım pek de kartlaşmış. Kısacık boyuyla da Ayşegül Hanım pek de kartlaşmış. Sizden hala çirkef olmaz, Can Tekin size kalmaz. Sizden hala çirkef olmaz, Can Tekin size kalmaz. Hande Erçel'in yıldızlaştığı Aşk Laftan Anlamaz dizisindeki hamam sahnesi genç oyuncunun güzelliğini gözler önüne sermeye yetmişti. Çıksam İstanbul düzüne, hayatımı alsam dizime. Çıksam İstanbul düzüne, hayatımı alsam dizime. Hayatım kınalar yakmış on parmağın eline. Hayatım kınalar yakmış on parmağın. TV'nin sevilen dizisi Yeni Gelin'in Bella'sı da ilk bölümde hamama girdi. Kiralık Aşk dizisinde Elçin Sangu ve arkadaşlarının hamam sahnesi de unutulmazlar arasında.